Herkese yeniden merhabalar. Kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere çilekli tart nasıl yapılır onu hazırladım. Özellikle ipeksi muhallebisi ve mis kokulu çilek sosuyla çok lezzetli bir çilekli tart oldu. Sizleri daha fazla bekletmeden hemen bu güzel tartın tarifine geçelim. Öncelikle kekimizi hazırlayarak başlayalım. Karıştırma kabının içerisine 2 tane orta boy yumurtayı alıyorum. Üzerine bir çay bardağı toz şeker ekleyip mikserle beyazlaşıp köpük köpük oluncaya kadar çırpıyorum. Daha sonra içerisine bir çay bardağı sıvı yağ, bir çay bardağı süt, bir paket vanilya, bir paket kabartma tozu ilave ediyorum. Son olarak unumu da ekleyip tekrardan bu malzemeleri şöyle çırpıyorum. ben toplamda iki buçuk çay bardağı un kullandım ama her tarifimde söylediğim gibi yumurtalarınızın boyutuna ve kullanmış olduğunuz unun markasına göre un miktarında birazcık değişiklik olabilir. Bu yüzden mutlaka iki çay bardağından sonraki unu kontrollü bir şekilde ilave edin. Tart kalıbımı da tereyağı ile güzelce yağladım. Hazırlamış olduğum keki içerisine döküyorum ve böyle videoda görmüş olduğunuz şekilde her yerine eşit bir şekilde gelmesi için sallıyorum ve önceden ısıtmış olduğum 170 derecelik fırına pişmeye gönderiyorum. Kekim pişerken biz de kremasını hazırlayalım. Tenceremiz içerisinde 2 su bardağı süt, 3 yemek kaşığı toz şeker ve 2,5 yemek kaşığı un alıyorum. Bu malzemeleri şöyle güzelce çırptıktan sonra ocağıma alıyorum. Ocağa almadan önce güzelce karıştıralım ki topaklanma olmasın. Güzelce kaynayıp koyulaştıktan sonra içerisine bir tatlı kaşığı tereyağı ve bir paket vanilya ilave ediyorum. Tekrardan tereyağı ve vanilyayı da çırpıyorum ve artık kremam da hazır. Kekim çok güzel bir şekilde kabarıp pişti. Altına ıslak bir bez koyuyorum. Bu sayede kalıba Asla yapışmıyor ve kolay bir şekilde çıkıyor. Daha sonra soğuduktan sonra kalıptan ters çeviriyorum. Muhallebimi de soğuttum. Ara ara karıştırdım üzeri topaklanmasın diye. Artık soğuyan kekimin üzerine muhallebimi de dökebilirim. muhallebimi döktükten sonra buzdolabına kaldırıyorum ve şimdi çilekli sosumuzu hazırlayabiliriz. Çilekli sosumuz için uygun bir tavanın içerisine bir çay bardağı toz şeker, 2 yemek kaşığı böyle ben dolu olacak şekilde kullandım. buğday nişastası ve 1 su bardağı da su ilave ediyorum. Bu malzemeleri şöyle güzelce karıştırıyorum. Daha sonra da ortadan ikiye kestiğim bir su bardağı çileği de ilave ederek tekrardan karıştırıp artık ocağa alıyorum. Ben çileklerimi böyle irice doğradım. Dilerseniz pürüzsüz olmasını istiyorsanız rondodan da geçirebilirsiniz. Ocağın kısık ateşi alıyorum sosumu ve koyulaşıncaya kadar sürekli karıştırarak pişiriyorum. Sosum koyulaşıp kıvam aldı. Ocaktan alarak soğumaya bırakıyorum. Tatlımı dolaptan çıkarttım. E, soğuyan muhallebin üzerine yine soğuyan çilekli sosu gezdirerek düzeltiyorum. Ve artık çilekli taktım servise hazır. Buzdolabında en az 2-3 saat kadar dinlendirdikten sonra servis edebilirsiniz. Çok kolay ve lezzetli bir tarif oldu. Sizler de gönül rahatlığıyla deneyebilirsiniz. Başka bir videomda görüşmek dileğiyle. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.